Merhaba Saniye Hocam. Merhaba Saniye Hanım. Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Bizim çok büyük bir sorunumuz var. Hay Allah, o büyük sorununuz ne acaba? Biraz bahsedin, çözmeye çalışalım birlikte. Esra'cığım, çok büyük demeyelim de. Hocam, bizim çocuğumuz tableti elinden hiç bırakmıyor. Ya da biz bıraktıramıyoruz. Sorun bu. Yalçın Bey, önce siz telefonunuzun sesini kıssanız mı acaba? Affedersiniz, kapatıyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Şimdi biz aslında teknolojinin kendisini sorun olarak addediyoruz ama teknolojinin kendisi bir sorun değil. Sorun bizim teknolojiyi nasıl kullanacağımızı bilemememiz. Çünkü çocuklarımız bizi model alarak teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Çocuklarımız bu teknolojiyle örülü dünyaya gözlerini açtılar ve birçoğu da gözlerini açar açmaz bir kamerayı, bir telefonu gördüler. Neden? Çünkü hemen onların fotoğrafları çekildi ve hemen aile büyüklerine bu fotoğraflar gönderildi. Ama bizim yaşantımız öyle değildi ki. Bu teknolojik gelişmeler bizim yaşantımıza oldukça ileri yaşlarımızda girdi. Akıllı telefonlarımızı cebimize koyalım, cebimizde interneti taşımaya başlayalı. Çok kısa bir süre geçti. Yaklaşık 15 sene kadar önce cebimizde akıllı telefonlarımız yoktu. Peki sonra ne oldu? Cebimize akıllı telefonlarımızın girmesiyle ve yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle biz teknolojiyi nasıl kullanacağımızı bilemedik. Tabiri caizse biz teknoloji konusunda biraz sonradan görme bir nesil olduk. Şimdi geldiğimiz duruma baktığımızda gece yatmadan önce son baktığımız şey akıllı telefonlarımız, sabah kalktığımızda ilk baktığımız şey yine akıllı telefonlarımız ve herhangi bir konuda dara düştüğümüzde yine baktığımız ilk şey akıllı telefonlarımız, bir sorun yaşadığımızda çözüm aradığımız yer yine akıllı telefonlarımız. Hal böyle olunca çocuklarımız da sıkıldıklarında, mutlu olduklarında, bir soruna çözüm aradıklarında, eğlenmek istediklerinde, bir konuyu merak ettiklerinde ilk baktıkları şey akıllı telefonlar. Çünkü bize bakıyorlar ve bizi modelliyorlar. Aslında biz de ondan aşağı kalmıyoruz. Evet, aslında sorunu tespit etmişsiniz Yalçın Bey. Bunu itiraf edebilmek, aslında biz de bağımlıyız diyebilmek çözümün çok önemli bir parçası. Çünkü biraz önce dedik ki çocuklar bizi model alarak, bize bakarak teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğreniyorlardı diyoruz. Hani hatırlarsınız, bir takım çocuklarla ilgili haberler dinliyoruz. Küçük yaşta ormana terk edildi, kurtlar tarafından büyütüldü. Büyüdüğü zaman, bulunduğu zaman konuşmayı bilmiyordu gibi bir takım haberler duymuşsunuzdur. Ve bunları sanki şehir efsanesiymiş gibi, gerçek değilmiş gibi dinleyip geçmişsinizdir. Oysa ki bu çocukların hikayeleri gerçek. Ruh sağlığı yerinde olmayan anneler ve babalar tarafından ormana terk edilen, bir kafesin içinde büyütülen, hatta kümeste büyütülen çocuklar var. Bu çocuklar, özellikle kurtlarla büyütülen çocuklar, bulundukları zaman bilim insanları onları incelemeye ve gözlemlemeye başlamışlar. Ve bu çocuklar yaşantılarının kritik dönemlerini kurtlarla geçirdikleri için temel insani özellikleri kazanamamışlar. İnsan gibi yemek yemeyi öğrenememişler. Peki nasıl yemek yiyor bu çocuklar? Bu çocuklar tıpkı kurt gibi eğilerek dişleriyle yemekleri yiyorlar. Bu çocuklar nasıl su içiyorlar? Bu çocuklar dilleriyle eğilerek su içiyorlar. Peki bu çocuklar konuşabiliyorlar mı bizim gibi, iletişim kurabiliyorlar mı? Hayır, maalesef. Dil gelişimi hiç ilerleme kaydedememiş. İnsan olarak doğmuşlar fakat insan olarak devam edememişler. Konuşmak yerine geceleri kalkıp uluyor bu çocuklar. Masal gibi dinliyoruz, hikaye gibi dinliyoruz. Ama bu çocukların hayatları gerçek. Ve bize aslında şöyle diyorlar. Ben kurtlar tarafından bulundum, ben kurtlar tarafından büyütüldüm ve ben kurt gibi oldum. Şimdi ben de size şunu söylüyorum. Kurtla büyüyen kurt gibi, sizinle büyüyen sizin gibi olacak. Siz sürekli teknolojiye bakarsanız, sürekli televizyon izlerseniz, elinizden kumandayı düşürmezseniz, her konuda çözüm aramak için telefonunuza başvurursanız, o zaman çocuğunuz da telefonu ve televizyon kumandasını elinden bırakmayacak. Anlattığınız hikaye çok ilginçti. İlk kez duyuyorum.
Of, yani Saniye Hocam, hiç mi televizyon izlemeyecek bu çocuk? Esra Hanım, çok haklısınız. Hiç mi izlemeyecek bu çocuk televizyon? Ya da benim çocuğum ne kadar süre teknolojiyle vakit geçirebilir acaba sorusu hep annelerin, babaların aklında sormak istedikleri, cevap aradıkları bir soru. Çocuğumuz televizyon izleyebilir, çocuğumuz teknolojiyle vakit geçirebilir. Fakat burada uymamız gereken bir takım kurallar var. Öncelikle yaşı küçükse 3 yaşından önce çocuğun hiçbir teknolojik araç gereçle iletişim halinde olmasını istemiyoruz. Yani telefonda buna dahil, televizyonda buna dahil. Ama sizin çocuğunuz 3 yaşını çoktan geçmiş. O dönemler geride kalmış. Başka güzel dönemleri yaşıyorsunuz şu anda. Şu anda evet televizyon izleyebilir. Fakat yaşına uygun süre sınırlarında seçilmiş programları ve mümkünse bizimle izlemesi en doğru olan yol olacak. Uymamız gereken bir kural var. Bu kuralı ben 3 et kuralı olarak kısalttım. Fakat bu kural sadece televizyon programları için değil, çocuğumuzun izlediği videolar, oynadığı oyunlar, televizyonda izlediği diziler, çizgi diziler, animasyonlar hepsi için geçerli. Peki nedir bu 3 et kuralı? Kontrol et, eşlik et, sohbet et. Kontrol et noktasında çocuğumuzun izlediği programları mutlaka kontrol etmek durumundayız. Baştan sona kadar onunla izlemesek bile izlediğinde yanında olmalı, ona kulak misafiri olmalıyız. Asla odana git izle dememeliyiz. Çünkü odana git izle dediğimizde çocuğu teknolojiyle baş başa bırakmış olacağız ve izlediği konusunda hiçbir fikrimiz olmayacak. Video paylaşım siteleri, bazı diziler ıssız, izbe sokaklar kadar tehlikeliler. Çocuklarımızı ıssız, izbe sokaklara tek başına gönderiyor muyuz? Elbette ki göndermiyoruz. Ama video paylaşım sitelerinin dünyasına, dizilerin dünyasına gözümüz kapalı gönderebiliyoruz. Hayır, o zaman ne yapacağız? Git odana izle değil, gel yanıma izle diyeceğiz. Öncelikli kuralımız bu olacak. Çünkü yanımızda izlerse kontrol edebiliriz. Yanımızda izlerse orada herhangi bir kötü içerikle karşı karşıya kaldığında müdahale edebiliriz. Birinci kuralımız kontrol et. Bir diğer kuralımız eşlik et. Çocuğumuzun izlediği videoları, çocuğumuzun izlediği dizileri, programları onunla beraber izleyeceğiz. Peki neden izleyeceğiz? Bazen sıkılıyoruz. Onun izlediği içerik bize hitap etmiyor. Onun güldüğüne gülemiyoruz belki. Ama çocuğumuz artık ergenlik kapısından içeri adımını attı atacak. Ve bu dönemde izledikleri hakkında bilgi sahibi olmak, onunla iletişim kurabilmek için bize önemli bir kapı aralayacak. Hem onunla etkili iletişim kurabilmek için hem de onu kötü içerikle uzak tutabilmek için lütfen ona eşlik ederim. Bir diğer kuralımız da neydi? Sohbet et. Ne dedik? Kontrol et, eşlik et ve sohbet et. Çocuğumuzla izledikleri hakkında sohbet ettiğimiz zaman aslında o ekranla geçirdiği süreyi biraz da olsa nitelikli hale getirmiş oluyoruz. Bu programda en çok neyi sevdin? Sen olsaydın bir şeyi değiştirir miydin? Sen olsan bu programı sen çeksen nasıl çekerdin? Bu YouTuber'ın yerinde sen olsaydın nasıl bir içerik üretmek isterdin? Peki yerinde olmak ister miydin gibi sorularla aslında çocuğumuzla etkili iletişim kurabiliriz. Hem de izlediklerini yani teknolojiyi kullanarak. Çok haklısınız. Video paylaşım sitelerinde de çok vakit geçiriyor bu arada. Arkadaşları da hep orada. Birlikte oynuyorlar. Sadece bizim yasaklamamız da çözülecek gibi değil. Evet, çocuklarımızın izlediklerinde akran etkileşimi, akran iletişimi büyük rol oynuyor. Ve çocuklarımız akranları tarafından yönlendirildikleri programları izlemeyi ve daha sonra okullarında bu programları oyunlarının bir parçası yapmayı ya da sohbetlerinin bir parçası yapmayı seviyorlar. Ve dolayısıyla akranlarının izlediklerinden geri kalmak istemiyorlar. İşte bu noktada çocuğumuzun izlediklerini kontrol etmek daha büyük önem kazanıyor. Şimdi soracaksınız, duyar gibi oldum, bakışlarınızdan anlar gibi oldum diyeceksiniz ki ama arkadaşları izliyor hocam. Biz ona yasak koyduğumuz zaman arkadaşlarıyla iletişimi olumsuz etkilenir mi? Arkadaşları izliyor diye çocuğa bir programı izletmek çok büyük bir yanlış. Dolayısıyla eğer onun gelişimine uygun olmayan, şiddet içerikli ya da herhangi bir olumsuz içeriğe sahip bir programı çocuğunuz izliyorsa ve bunun nedeni olarak da arkadaşlarım izliyoryu gösteriyorsa lütfen okulla iletişime geçin. Okuldaki öğretmeniyle gerekiyorsa
okul yönetimiyle görüşün ve mümkünse diğer çocukların anne babalarıyla da iletişime geçme yolunu deneyin. Çünkü gelecek sadece bizim çocuğumuzda değil, gelecek bütün çocuklarımızda. O nedenle olumsuz içeriklerle hiçbir çocuğun baş başa kalmasını istemeyiz, öyle değil mi Yalçın Bey? Evet, haklısınız tabii. Ege Alp'in en iddialı olduğu konu teknoloji sanırım. Bir de dijital oyunlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu dijital oyunların da içeriği son derece önemli ve bizim denetimimiz altında olması gereken oyunlar. Eğer çocuğumuz dijital oyun oynamayı seviyorsa, onun oynadığı oyunun uygunluğunu onun için önce bizim test etmemiz lazım. Yani önce aslında o oyunu bizim oynamamız lazım. Peki neden çocuk dijital oyun bağımlısı oluyor? Çocuklarımız oyun oynarken oyunlar çocuklarımızı sürekli ödüllendiriyor. Diyor ki oyun, bak diyor, bu kutuyu açarsan bir seviye daha atlarsın. Bak diyor, bu reklamı izlersen 5 dakika daha fazla oynama hakkı kazanırsın gibi sürekli oyunların içerisinde yönlendirme var. Ve bu yönlendirmeler beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçiriyor. Ve beynimiz dopamin denen bir hormon salgılıyor. Ve bu dopamin ne kadar fazla salgılanırsa çocuk onun daha fazla salgılanmasını istiyor. Çünkü bu hormon çocuğa keyif veriyor, zevk veriyor. Sanki çocuk ödül kazanmışçasına, bir işi başarmışçasına bir haz alıyor bundan. Aslında çocuğumuzun sahip olduğu bağımlılık dijital oyun bağımlılığından daha fazla dopamin bağımlılığı oluyor. Buna bir süre kısıtlaması koymamız lazım. Belirli süreler çerçevesinde oyun oynamasına izin vermememiz lazım. Peki makul süre ne kadardır? Madem yasaklayamıyoruz, hiç değilse azaltmaya çalışalım. Evet Yalçın Bey, aslında çok güzel bir şey söylediniz. Madem yasaklayamıyoruz, evet yasaklamamamız gerekiyor. Çocuk için araştırmamız ve ona müsaade etmemiz gerekiyor. Oyun oynaması için ona fırsat tanımamız ama nitelikli oyunları gelişimine fayda sağlayacak ya da en azından gelişimine zarar vermeyecek oyunları çocuğa sunmamız gerekiyor. Peki bunun makul süresine, aslında bunun bir formülü var. Bunun formülü yaş çarpı 10. Diyelim ki çocuğunuz 10 yaşında. 10 çarpı 10, 100 dakika süresi var. 9 yaşında diyelim ki 9 çarpı 10, 90 dakika süresi var. Mesela sizin çocuğunuz 13 yaşında 130 dakika süresi var. Bakın 2 saat. 2 saat çok fazla bir süre. Ve bu 2 saat televizyonda, telefonda, dijital oyunda istediği her şeyi yapabilir. Fakat eğer oyun oynamaya karşı bir bağımlılığı varsa ya da video izlemeye karşı bir bağımlılık geçirdiyse değil 1,5 saat, 3 saat bile çocuklarımıza maalesef ki yetmiyor. Ama çocuklar dijital hayatla baş başayken, dijital hayatın içindeyken çok fazla şey kaçırıyorlar. Neleri kaçırıyorlar? Sizinle birlikte nitelikli vakit geçirmeyi kaçırıyorlar. Neleri kaçırıyorlar? Dışarıda açık havada güzel vakit geçirmeyi kaçırıyorlar. Başka neyi kaçırıyorlar? Kitap okumayı kaçırıyorlar. Kendini geliştirmeyi kaçırıyorlar. Herhangi bir sportif faaliyeti kaçırıyorlar. Aslında teknolojinin esiri olarak kendi hayatlarını kaçırıyorlar. Yaşamayı kaçırıyorlar. Dolayısıyla lütfen yaş çarpı 10 kuralına uymaları konusunda çocuğumuza destek olalım ve bu kuralımızı lütfen esnetmeyelim. Aklınızdan geçeni anladım ben. Acaba ben çocuğuma bu kurallar çerçevesinde yaklaşabiliyor muyum? Evet, yaklaşıyorum. Birazcık zor, biliyorum. Emek istiyor, biliyorum. Fakat yetiştireceğim çocuğa, yetiştirdiğim çocuğa bu emeği vermekle yükümlüyüm. Telefonuma bilgim dahilinde olmayan hiçbir uygulama, oyun yükletmiyorum. Onun oynadığı, oynamak istediği oyunları mutlaka inceliyorum. Önerilen yaş tavsiyesine bakıyorum ve o oyunu mutlaka önden ben oynuyorum. Bu oyunun çocuğuma uygunluğunu değerlendiriyorum. Bir diğer nokta, hani yaş çarpı 10 sınırı var demiştim ya, benim çocuğumun 90 dakika sınırı var. Ve bir oyunla haşır neşirken mutlaka telefonumda saat kuruyorum. Hatta artık kendisi o saati kuruyor. 30 dakika kuruyor ve dakikası bittiğinde telefonu bırakıyor. Yani ben bir anne olarak
Çocuğumun teknoloji kullanımı konusunda elimden geleni yapıyorum. İzledikleriyle ilgili onunla sohbet ediyorum. Mümkün olduğu kadar ona eşlik ediyorum. Ve asla ve asla elinde telefonla onu odasına gönderip izledikleriyle onu baş başa bırakmıyorum. Yapabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz.